Bugün sizlere nefis bir tarifim var. Tarifimin ismi focaccia. Focaccia bir İtalyan ekmeği. Hemen yapmaya başlıyoruz. Öncelikle malzemelerimi Thermomix'in tartı özelliğinde tartmaya başlayacağım. İlk malzemem unumu Thermomix'in içine koydum. İkinci malzemem maya. 10 gram maya ilave ediyorum. Deaktif maya. Sonrasında yaklaşık 4 gram tuz, 2 tutama denk geliyor. Yaklaşık 4 gram da şeker, yine 2 tutama denk geliyor. Bunları koyduktan sonra suyumu ilave ediyorum. 375 gram suya ihtiyacım var. Onu da Thermomix'in içine döküyorum. Evet, malzemelerimi yerleştirdim. Thermomix'in çok güzel bir özelliği daha var. Hamur yoğurma özelliği. Hamur yoğururken bizim elimizdeki sıcaklığa getiriyor. Yaklaşık 38 santigrat dereceye ısıyı getirip kendi içinde hamuru yoğurabiliyor. Hamuru seçiyorum ve süreyi 4 dakikaya ayarlıyorum. Yoğurmaya başladı. Thermomix hamuru yoğuruyor. Hatta bitmek üzere. Bakalım nasıl güzel bir hamur çıkacak içinden. Bitti. Bakalım kıvamı nasıl? Şöyle bir elleyelim. Evet, gerçekten çok güzel bir kıvamı var. Şimdi ben onu içine diğer malzemelerimi ilave etmek üzere tahtama alacağım. Hamurumu yoğurdu Thermomix, kenara aldım, bir 15 dakika dinlendirdim. Şimdi içine 50 gram kuru domates, 70 gram da dilim siyah zeytin ilave edeceğim. Sonra birazcık zeytinyağıyla yoğurduktan sonra pişirme kalıbımı alacağım. Öncelikle kuru domateslerimi yerleştiriyorum. Ve dilim siyah zeytinlerimi de beraberinde koyuyorum. Tabii ki olmazsa olmazı zeytinyağı. Bunları güzelce karıştırıyorum, harmanlıyorum. İçine iyice işlemesini sağlayacağım. Çünkü sonrasında dilim aldığımız zaman içinde dağılmış görüntüleri göreceksiniz. Kuru domatesleri, dilim zeytini, focaccia hamurunun içine güzelce yerleştirdim. Şimdi son olarak biberiyelerle üstünü süsleyeceğim. Evet. Burada istediğiniz kadar biberiye, farklı otlar kullanabilirsiniz. Sonrasında birazcık fırın tepsisinin içinde mayalanması için kenarda bekleteceğim. Bir 10 dakika kadar. Ardından 180 derece ısınmış fırında 35 dakika pişireceğim. Focaccia'mı fırından çıkardım, dinlendirdim. Şimdi onu servis etmek için dilimleyeceğim. Kalıbından güzelce çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Onu istediğiniz gibi parçalara ayırabilirsiniz. Arada misafirlerimi böyle sürprizlerle şaşırtmayı çok seviyorum. Siz de isterseniz bu nefis tarifi evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.